Tekno Donanım'dan herkese merhabalar. Ben Aziz Emre Öztürk. Geçtiğimiz aylarda kendime bir pasaport çıkarttırdım. Ve bunu çıkarttırdıktan sonra dedim ki 2021 bir şekilde, güncel bir şekilde bunu videolu içerik haline getireyim ve sizlerle paylaşayım istedim. İlk olarak şunun bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer öğrenciyseniz ekstra ücretler ödemeden, harç ücretleri ödemeden sadece 180 lira ödeyerek pasaport çıkarttırabilirsiniz. Ama ilk olarak normal bir şekilde öğrenci olmayanlar için anlatacağım. Daha sonrasında da öğrenciler için de birkaç tane dipnot vereceğim. Şimdi ilk olarak pasaport çıkarttırmaya karar verdiniz. İlk olarak yapmanız gereken şey şu. Siz ne kadar sürelik bir pasaport çıkarttırmak istiyorsunuz? Çünkü pasaportların süresi var. Nedir bunlar? 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık seçenekler var arkadaşlar. Bunların her birinin harç ücreti, defter ücreti diye 2 tane ücreti var. Eğer öğrenciyseniz dediğim gibi defter ücretini sadece 180 lira ödeyeceksiniz, harç ücreti ödemeyeceksiniz. Diyelim ki siz 10 yıllık pasaport çıkarttırmaya karar verdiniz. Ama ilk olarak harç ücretlerini hızlı bir şekilde size anlatayım. 6 aylık için 227 lira 20 kuruş, 1 yıllık pasaport için 332 lira 10 kuruş, 2 yıllık için 542 lira 20 kuruş, 3 yıllık için 770 lira 20 kuruş, 10 yıllık içinse 1085 lira 40 kuruşluk bir harç ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunlara ilave olarak 180 liralık da defter ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunları ben size bir görsel olarak ekrana yine veriyor olacağım. Şimdi biz 10 yıllık bir pasaport çıkarttırma kararı aldık arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak yapmamız gereken şey şu. Anlaşmalı bankalardan, ki hemen hemen her banka zaten anlaşmalı, giriyorsunuz. Pasaport ücreti ödemeniz gerekiyor. Yani harç ücreti ilk önce ödeyeceksiniz. 10 yıllık tercih etmiştik. 1085 lira 40 kuruşluk harç ücretimizi ödedik. Artı ilave olarak 180 liralık defter ücretini ödedik. Yani toplam 1265 lira 40 kuruşumuzu ödedik. Bu kadar. İlk olarak yapmanız gereken şey arkadaşlar, nüfus ve vatandaşlık işlerinden randevu alacaksınız. Ben bu web sitesinin linkini açıklama kısmından sizlere veriyor olacağım. Direkt olarak oraya gidebilirsiniz. Ama yapmanız gereken şu, nüfus ve vatandaşlık işlerinin web sitesine gidiyorsunuz. Orada size birkaç tane randevu seçeneği veriyor. İşte pasaport, efendime söyleyeyim nüfus, ehliyet gibisinden. Pasaportu seçiyorsunuz. Kendi ilinizi ve ilçenizi seçiyorsunuz. İlçenizin nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Yani size bir gün sonra da verebilir, bir hafta sonra da verebilir. Yoğunluğa göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Randevunuzu da oluşturdunuz. Şimdi 3 tane önemli husus var. Harç ücreti, defter ücreti ve istenilen belgeler. Şimdi belgelere geldik. Sizden istenilen belgeler şunlar. Nüfus cüzdanınızı yanınızda götürmenizi istiyorlar. 2 adet biyometrik fotoğraf çektirmeniz gerekiyor. Güncel olmasında fayda var. Gidin güncel bir şekilde çekilin. 2 adet yanınıza götürmeniz gerekiyor. Biraz önce bahsetmiştim ya, harç ve defter ücreti ödedik diye. Onların makbuzlarınızı da yanınızda götürmeniz gerekiyor. Eğer eskiden çıkartmış olduğunuz bir pasaport varsa eğer, o pasaportu da yanınıza götürmeniz gerekiyor. Eğer 18 yaş altındaysanız yanınızda ebeveyniniz de, yani anneniz veyahut da babanız olması gerekiyor. Ve en önemli noktaya geldik. Öğrenciyseniz eğer öğrenci belgenizi de götürüyorsunuz. Çünkü harç pulu ödemiyorsunuz. Hani 10 yıllık tercih ettik, 1085 liralık harç ödeyecektik ya. Onu ödemiyoruz. Sadece 180 liralık defter ücreti ödüyoruz. Tabii onu da kanıtlayabilmemiz için öğrenci belgesini güncel bir şekilde, öğrenci belgenizi çıkartıyorsunuz, onu da götürüyorsunuz. Daha sonrasında orada zaten istediğiniz yılı falan filan belirtiyorlar, belirtmeniz gerekiyor. Daha sonrasında işleminiz tamamlanıyor arkadaşlar. Ve yaklaşık bir hafta içerisinde pasaportunuz, şu şekilde göstereyim. Şöyle bir poşete koyularak, PTT'ye ait bir poşete koyularak evinize gönderiliyor. Bir haftaya elinize geliyor arkadaşlar. Bu şekilde işlem gerçekleştirilmiş oluyor. Yani bir kez daha altını çizmek istiyorum. Dikkat etmemiz gereken noktalar pasaportun süresi,
süresini belirleyeceğiz. Daha sonrasında harç ve defter ücretini ödeyeceğiz. Eğer öğrenciyseniz harç ücretini ödemiyorsunuz. Daha sonrasında istenilen belgeleri alıyorsunuz. Yanınızda götürmeniz gerekiyor ve unutmamanız gereken nüfus ve vatandaşlık işlerinden randevu almanız gerekiyor. Daha sonrasında zaten geri kalan işlemlerin hepsini onlar hallediyorlar. PTT'ye teslim ediyorlar ve yaklaşık bir hafta içerisinde evinize gelerek sizlere teslim ediyorlar. İşlem bu kadar basit. Çok büyük bir ihtimalle sizler kanalımızı bu video ile birlikte tanımış olacaksınız. Kanalımıza da abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın. Teknodonanım'dan bugünlük bu kadar. Ben Azemre Öztürk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.